Tekrar merhaba. Dersleri tamamladık. Bugün 2018, 2019, 2020, 3 yılın, son 3 yılın sorularını çözeceğiz beraber. Belki bazılarınız bazılarına bakmıştır ama hani teknik olarak nasıl sorular gelmiş bir bakalım. 2018'de başlıyoruz. 2018 sorularında çok bir değişiklik olmadı bizde. Sadece matematikte 2018'de biraz öğrenciler döküldüler. Bizim sorularımız mantık olarak devam etti. Yani mantık muhakeme soruları, bilgiye dayalı. Birinci soru şu şekildeydi. Bu durum Mustafa Kemal'de Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilmediği fikrini oluşturmuştur? Yani yukarıdaki durum hangi konuda iyi yönetilmediğini fikrini oluşturmuş Mustafa Kemal'de? Neymiş olay? Manastır askeri idadi yıllarında Mustafa Kemal'in en çok etkilenen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir. Burada arkadaşlar savaşı askerler yaptı tamam ama barış masasında kim görüşür? Diplomatlar yani devletin dış işlerinden sorumlu kişileri bu masa başında anlaşma yaparlar. Dolayısıyla burada cevap dış politikanın iyi yönetilmediği. Yani sen savaş meydanında yenmişsin ama masa başında kaybetmişsin. Cevap burada Denizli olmalı. İkinci soru şu şekildeydi. Bu bilgiye göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesiyle yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerine oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında milli mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır. Burada bizi aslında hatırlatmış bilgiyi. Biz ders dönem içerisinde bu bilgileri size verdik. Eğer sen unutmuşsundur diye teknik olarak arkadaşlar inkılap tarihinde bilgiler yukarıda hatırlatılır bazı sorularda. Bu bilgiye göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için hangisi söylenemez? Milli egemenliğe esas almıştır. Var. Teslimiyetçi politikalar izlemiştir. Teslimiyetçi politikayı zaten biz yıl içerisinde anlatmıştık. Asla ne tevhime ne halk kabul etmemişti. Onu İstanbul hükümeti teslimiyetçi politika izlemişti. Temeli fedakarlık esasına dayanır. Niye? Maddi ve manevi yokluklar karşısında işi görmemiş, maddi ve manevi yokluklar karşısında bile mücadele etmişler canla başla. Demokratik yapıya sahiptir. Yurdun değişik yerlerinden milletvekilleri buraya gelmiştir. Dolayısıyla bu da var. Söylenemez teslimiyetçi. Bazı arkadaşlar bu soruyu 10 saniye gibi, 5 saniye gibi kısa sürede çözer. Niye? Yukarıya bakmaz bilgiyi bildiği için sadece şıklarda ters şık olanı bulur. Zaten meclisin teslimiyetçi bir politika izlemediğini bilir. O yüzden hemen 5-6 saniye içerisinde bu soruyu cevaplar. Bazı öğrencilerin metodu budur. Buna göre şu yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yargıları okuyalım. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla işbirliği yapmıştır. Bu bir bilgi olarak biliyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır. Bakalım Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Bak burada İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiş. Bak aralarında önce İngilizler işgal etmiş sonra Fransızlara bırakmış. Bak buna ulaştık. Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Ermeniler işgalci düşmanla işbirliği yapmıştır. Var burada ifade edilmiş. Türkler de onların bu saldırılar karşısında Kuvayi Milliye Birlikleri kurarak savunmaya geçtiler. Düşman baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmış. Bunların hepsini yukarıdaki paragrafta tek tek bulduk arkadaşlar. Bu da başka bir soru usulü. Yukarıda bulacaksınız. Yani 1, 2, 3 hangilerine ulaşılabilir, ulaşılamaz. Buna göre dediğine göre yukarıdaki bilgileri tek tek şunlarla teyit ede bulacaksınız arkadaşlar. Biz burada hepsine ulaştık. Dördüncü soru şu şekildeydi. Biraz uzunca bir bilgi vermiş. Ve bu bilgi kitabınızda, ders kitabınızda yer alıyor arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresi'nde kapanışında konuşan Kazım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir. Burada hangisi olamazı bulacağız? Savunduğu düşünce Kazım Karabekir'in. Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa'da çakılmış
dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına benim oğlum paşa olacak gibi ninler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsa, yani onlara uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecek. İzmir İktisat Kongresi'nin mantığını bileceksiniz burada. Oradaki misaki iktisadi kararlarını hatırlayacaksınız. Ve Kazım Karabekir Paşa'nın savunduğu düşünce hangisi olamaza ulaşacaksınız. Yerli malı kullanılmalı ve teşvik edilmeli. Yukarıdan ulaşacağımız yargı var. Bu var. Bağımsız ve milli bir ekonomi kurulmalı. Var. Türk malları sadece Türkiye'de kullanılmalı. Zaten burada bize anahtar bir kelime vermiş. Sadece ifadesi. Bu yanlış arkadaşlar. Yerli üretim arttırılmalı. Bu da var. Türk malları sadece Türkiye'de kullanılacaksa biz niye çok üretip de dışarıya satmak isteyelim? Yani amacımız ihracat yapıp para kazanmak değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar C kesinlikle ulaşılamaz. Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? Neye vurgu yapmış bakalım. Cumhuriyet döneminde Türkiye'deki yüksek öğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçre'den Profesör Doktor Albert Malcher devlet davet edilmişti. Albert Malcher bir rapor hazırlayarak Atatürk'e sunmuştu. Malcher'in hazırladığı raporu titizlikle incelen düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir. Dikkat edin şimdi şuraya. Bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir. Bir yabancı alimin fikirlerinden, görüşlerinden ve telkinlerinden istifade edeceğiz. Fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetimiz. Yani burada milliliğe vurgu yapıyor arkadaşlar. Gelenekçilikle karıştıranlar olabilir. Hayır. Milliliğe vurgu yapılıyor arkadaşlar. Bir milleti ancak ve ancak milletin içinden çıkanlar yükseltilebilir. Milli olması lazım. Bu bilgide Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği vurgulanmıştır? Türkiye İdman Cemiyeti deyince aklınıza hemen zaten ne gelmeli? Spor gelmeli. Olimpiyat diyor bakın burada. Ancak her iki kurumda da Türkiye'nin olimpiyatlara katılımı sağlayacak maddi güce sahip değildi. Hükümetin de para sıkıntısı çektiği biliniyordu. Buna rağmen hükümet Atatürk'ün direktifleriyle toplanarak olimpiyatlar için gereken paranın verilmesini kararlaştırmıştı. Kararnamenin altında Bakanlar Kurulu üyeleri birlikte toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in de imzası vardı. Niye önem veriyor arkadaşlar? Tabii spor. Bu da 5 saniyede normal şartlarda yapılacak ama tabii sizin bir aceleniz yok. Zamanınızı iyi değerlendirin LGS'de. Dikkatli bir şekilde okuyun. Türkiye İdman Cemiyeti ifadesi dediğine göre hemen spor olmalı. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? Biz bunu bu sene müfredatta olmadığı için anlatmadık. Milli güç unsurlarımız vardır arkadaşlar. Askeri güç, manevi güç, yani manevi gücün diğer adı sosyo-kültürel güçtür. Ekonomik güç ve siyasi güç diye devletin, milletin güçleri vardır. Bunlar geçen önceki yıllarda anlatılmıştı. Bu sene üzerinde durulmadı. Kitapta öyle bir müfredatta öyle bir konu yok bu sene. Ama yine de çok zor değil. Askeri güç, askerlik, asker olan, askerliğimiz yani ordumuzun gücü. Siyasi güç, milletten aldığı güçle siyasilerin devleti yönetmesi. Ekonomik güç, parasal, sosyo-kültürel veya manevi güç de insanların şuuru, milli davaya ya da vatan sevgisine olan inancı. Bunlar akla gelmeli. Şimdi Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki milli güç unsurlarına hangisiyle ilişkilendirilebilir? Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Burada askeri güçten bahsetmiyor, siyasi güçten bahsetmiyor, paradan bahsetmiyor. Burada sosyo-kültürel ya da manevi güçten bahsediyorlar. Sekizinci soru şu şekildeydi. Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlarına hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır? Atatürk, biz halkçılığın anahtar kelimesini biliyorsak direkt buradan hemen buluruz. Ama yine de okuyalım. Atatürk'ün bilimsel benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalık yoktur. Yani herkes eşittir arkadaşlar. Halkçılığın anahtar kelimesi de zaten halk yararı ve eşitlikti. Bunu da bilirseniz, unutmamışsanız hemen yine 5 saniyede çözülebilecek bir soru aslında. Atatürk'ün hastalığına rağmen Hatay'ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi, inkılapçı, kararlı, vatansever kişilik özelliklerinin hangilerine sahip olduğunu gösterir. Bu kişilik özelliklerinin hepsi aslında Atatürk'te var. Ama şuradaki ifadelerden bakacağız.
hangilerine vurgu yapılmış onu bulacağız. Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk'ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleriyle ilgilenmeye devam etti. Hatay'ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk Ana ve Mersin'e 1938'in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara'ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi. Burada arkadaşlar inkılapçılıktan bahsetmiş. Yani bahsetmemiş. Yenilik ya da yeni bir değişiklikten bahsetmemiş ama Hatay için kararlılık ve vatanseverliği vurgulanmış yukarıda. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 olmalı. 10. soru LGS 2018'in son sorusu. İkinci Dünya Savaşı sonrasından bir soru. Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanda Türkiye'yi olumsuz etkilemiştir? En son işlediğimiz konulardan bir tanesiydi. Bakalım hangi alanda? İkinci Dünya Savaşı sırasında 1 milyon yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle asker alanda nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Tarım ve sanayide iş gücü kaybı ne anlama gelir arkadaşlar? Ekonomik anlama gelir. Ayrıca erkek nüfusunun büyük oranda silah altına alınması olması evlilik ve doğum oranlarının azalttığı nüfus artış hızı düştü. Nüfus artış hızının düşmesi sosyaldir arkadaşlar. Dolayısıyla burada da cevap ekonomi ve sosyal. Yani iki tane cümle, iki tane alana bizi yönlendiriyor. 2019 sorularına geldik arkadaşlar. 2019 soruları da yine birinci ve ikinci dönemden soruldu. 2022 sadece birinci dönemden soruldu. Ona da birazdan bakacağız. 2019'un birinci sorusu şu şekildeydi. Bunu tabii A kitapçığına göre bunlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Burada Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğu açısından bak ne diyor? Toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel aldığı kararlar açısından ulusaldır. Aşağıda bizden kanıt istiyor. Yani bu kararlardan hangisi bölgesel olduğunun kanıtı? Bunlar bütün hepsi dördü de Erzurum Kongresi'nin kararları. Bana bölgesel olduğunun bir kanıtını istiyor. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması. İşte A şıkkında bulduk zaten. Doğu illerinden sadece Doğu illerinden gelen delege katılıyorsa bu bölgesel olduğunu gösterir. Bütün yurttan gelen delegeler katılmış olsaydı ulusal olduğunu gösterir. Şimdi diğer şıkları teyit edelim. Kuvayi milliye yetkin ve ulusal iradeye egemen kılmanın temel ilke olarak alınmaz. Kuvayi milliye etkin ve ulusal irade. Bütün ülkenin iradesi. Manda ve himaye kabul edilemez. Herkes için geçerlidir. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bütün ulusal sınırlardan bahsediyor. Burada bölgesel olduğunun kanıtı A'dır arkadaşlar. Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Milliyetçiliği ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Atatürk milliyetçiliğini burada tanımlamış. Eğer sen biliyorsan ve çok az vaktin kalmışsa okumana da gerek kalmayabilir. Ama bilmiyorsan hatırlamak için okursun. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. İnanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır. Burada ayrıştırıcı değil, bütünleştirici de ifadesi var. Laik ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir. İnanç ve mezhep ayrımcılığını reddediyor. Bak, inanç yani din olarak mezhep ayrımcılığı reddeder. Bu da var. Irk birliğini temel almıştır. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Atatürk milliyetçiliği, ırkçılığı zaten savunmaz. Derslerde bunu söylemiştik. Irkçılık değildir. Ülke içerisindeki her türlü etnik kökeni bir arada tutmak için oluşturulmuş bir ilkedir. Barışçı bir politika hedeflemiştir. Yayılmacı ve saldırgan değil, saldırganlıktan yana değildir diyor burada. Barışçılıktan bahsediyor yani. Yani bizim burada ulaşamayacağımız şey C şıkkı. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Şimdi iki tane ifade var. İki tane de kişilik özelliği bulacağız. 31 Mart olayında sadece isyanın bastırmasında değil, ordunun kurulması ve harekat planlamasında rol oynamıştır. Bu biraz dolaylı düşünmeniz gereken bir soru. Bu bazı arkadaşlar bunu 31 Mart olayını hatırlamıyorsa bilmez, yapamaz. Ama 31 Mart olayı meşrutiyet isteyenlerle istemeyenlerin karşı karşıya geldiği bir olaydı. Meşrutiyet ilanı sonrası o İstanbul'un karışmasıydı. Meşrutiyet nedir? Halk yönetimidir. Halkın yönetime ortak olmasıdır daha doğrusu. Şimdi meşrutiyeti istemiyoruz diyenler nedir? Halkın yönetime ortak olmasını istemiyoruz diyenlerdir. Atatürk de bu isyanı bastırmaya gittiyse neyden yanadır? Arkadaşlar
meşrutiyetten yanadır. Böyle bir soru da gelebilir. Yani yenilikçiliğe yenilik yanlısı da diyebilir. Ama burada biz de şundan bahsetmiş. Ordunun kurulması ve harekat planlamasında rol oynamış. Ordunun kurulması, harekat planlaması. Yani teşkilatçılık demektir bu. Ordunun kurulması ve harekatın planlanması, bir teşkilat yapısından bahsedebiliriz. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarla toplantılar düzenlemişti. Ülkeyi kurtarmak için toplantılar düzenlemiş. Bu da vatanseverliğidir arkadaşlar. Burada A şıkkına ulaşacağız. Şu teşkilatçılık, bu da vatanseverlik oluyor. Dördüncü soru şu şekildeydi. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangiyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenir? Yine yukarıda iki farklı alan verilmiş demek ki. Burada çünkü iki tane farklı alan var. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı olarak görev yaptı. Doğu Cephesi komutanı olarak görev yapması ne demek? Askeri alandır. Komutan olarak görev yapmış. Askeri. Bunu bulduk. Askeri iki şık da var. A ve D. Ermenilerin yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Askeri yine. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Bu nedir arkadaşlar? Binlerce çocuğa babalık yapması sosyal oluyor. Sosyal. Onların yurtlar ve okullar açtı. Onların birbirini mesleki sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası unvanı verildi. Askeri ve sosyal yönüne vurgu yapılmış. Beşinci soru şu şekildeydi. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Savaşı'nı şu sözlerle özetlemiştir. Düşman ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlılar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımız da buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında hangisi etkili olmuştur? Türk ordusunun silah bakımından ve sayıca üstün olduğundan bahsetmiyor yukarıda. Savaş meydanında askeri hareket ve stratejinin başarıyla uygulanması. Bak burada cephe savaşına şekline soktuk. Yani bir takım şeyler yapılmış. Buna ulaşabiliriz. Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesinden bahsetmiyor. Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılmasından bahsetmiyor. Şimdi bazı arkadaşlar böyle bir soruyu bize atıyorlar. Hocam ben bu soruyu anlamadım diyor. Yani yukarıda paraftan yapılacak bir soru. Türkçe sorusu gibi bu soru. Yani burada bir bilgiye ihtiyaç yok. A'ya ulaşamaz, C'ye ulaşamaz, D'ye ulaşamaz. Bak savaş meydanında askeri hareket ve stratejinin başarıyla uygulanması düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şeklinde soktuk ifadesinden anlayabilirsiniz. Altıncı soru şu şekildeydi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığı ilan etti. Tarafsızlığı ilan etmesi savaş dışı kalmayı gösterir. Boğazlara ulaşıma kapattı. Ülke güvenliğini sağlamak, tarafsız kalmak, boğazlara ulaşıma kapatması da ülke ekonomi güvenliğini sağlamaya götürür. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Kapitülasyonlar kaldırdığını duyurdu. Şimdi ekonomik baskıdan kurtulmak için kapitülasyonlar kaldırıldığını duyurmuştur. Dış borçları kapatmayı, dış borçlarla ilgili bir ifade görebiliyor muyuz? Tarafsız ilan etti, boğazlara ulaşıma kapattı, ülke genelinde seferberlik başlattı, kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. Dış borçlarla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Söylenemez bulacağımıza göre Denizli olacak. Yedinci soru şu şekildeydi. Atatürkçü düşünce, millet düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan toplumunun millet olmasında ülkü birliği, kan bağı, din birliği, duygu birliği. Arkadaşlar bu soruyu da yine bazı arkadaşlar bilgi olarak bildiklerinden din birliği diye bir şey olmaz. Bunu üçü çıkarabilir direkt. Ancak birbirinin halinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan, ortak hayal ülküdür, idealdir yani. Bu var. Onlar birbirine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir. Farklı olabilir. Din birliği yokmuş demek ki millet olmakta. Farklı olabilir. Ama sevinçleri ve üzünleri, yani duygu birliği var burada, çıktı. Irkları diyor bak, kan bağı olmayabilir demektir bu. Irkları ve dinleri. Şu iki ifade, yani şuradaki ifade beni din birliğini ve
kan bağını çıkartmama sebep olur. Yani şu ikisi çıkar burada. Sadece şu ifadeyle. Demek ki ülkü birliği ve duygu birliği yukarıda var arkadaşlar. 2019 LGS 8'in sorusu şu şekildeydi. Bu kararların ortak amacı hangisidir? Ne gibi kararlar alınmış İzmir İktisat Kongresi'nde? Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması. Yabancı sermaye tekel oluşturma yetkisini verilmemesi. Yani yabancı sermayede tekel ne demek? Tek elden üretmek demek. Bu arkadaşlar derslerde bazen bu tekel ifadesini alkol, içki olarak algılıyorlar. Hayır, tek el demek. Yani bir ürünü sadece bir firma üretmez. Üretmesi anlamına gelir. İşte bir ürünü bir firma üretirse o zaman istediği gibi fiyatlandırır. İstediği gibi kalitesiz yapabilir. O yüzden tekelcilikten kaçınacağız derken bir ürünü, yani aynı ürünü farklı firmalar da üretsin anlamına gelir. Demek ki yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisi verilmeyecek. Verirsek onlara bağımlı hale geliriz. Fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması, yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi. Ortak amacı nedir? Yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak mıdır? Hayır. Türk çiftçisini bilinçlendirmek midir? Burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak mıdır? Evet. Geleneksel tarımı sürdürmek midir? Hayır. Buradaki kararların ortak amacı başka ülkelere, yani dış devletlere ekonomik olarak bağımlılığı azaltmak olur. Dokuzuncu soru şu şekildeydi. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılapların dayandığı temel esaslardan birisi vurgulanmıştır. Hangisi vurgulanmıştır? Vurgulanan şeyi bulabilmemiz için okumamız lazım. Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya genelgesiyle başlayan, Erzurum ve Sivas Kongresi'yle devam eden ve TEVM'in açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üstünde durmasına esas alır. Aynı zamanda bak, ulusal iradeyi bulduk. Ulusal irade ne demek? Milli egemenlik demek. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmemek. Bu ne demek? Bu da bağımsızlık demek. Nerede var bu şık? A'da var. Ulusal irade milli egemenliktir. Başka devletin himayesine, yani mandasına girmemek bağımsızlıktır. Direktmen zaten şu son cümle bize soruyu cevaplamamıza sebep oldu. Ve son soru 2019'da şu şekildeydi. Bu ifadeler Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 3 tane ifade var, 4 tane şık var. Demek ki birisi dışarıda kalacak illaki. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır. Gerçekçilik gitti. Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir. Barışçılık gitti. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket edilmelidir. Bağımsızlık gitti. Karşılıklılık var mı? Bununla ilgili bir cümle yukarıda yok arkadaşlar. Şu üçüyle ilgili ifadeler yukarıda var. Barışçılık, şu gerçekçilik, bu tam bağımsızlık, bu ama D ile ilgili bir cümle yukarıda yok. Peki dış politika esasımız mı? Evet ama yukarıda yok. 2020 soruları geçen yıl biliyorsunuz birinci dönem soruları çıktı. İlk üçüncü ünitenin hatta tamamı da değil. Onlara da hızlıca bakıp konuyu bitireceğiz. Tanzimat fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir. Şu ifade çok önemli. Diyen bir tarihçi Tanzimat fermanı hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Batılı ülkelerin tesiri son derece önemli. Yani Tanzimat fermanının yayınlanmasında batılı ülkelerin tesiri varmış. Niye? Ülkedeki gayrimüslimlerin üzerinde hakimiyet kurmak istiyormuş o batılı güçler. Bizim bunu engellememiz lazım. Can ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alınması Tanzimat fermanında var ama yukarıda vurgulanmıyor. Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir belge oluşu. Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması. Yukarıda vurgulanan şey C şıkkıdır arkadaşlar. Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması. Batılı ülkelerin tesiri. Dolayısıyla cevap Ceyhan olacak. Yine de D'yi okuyalım. Osmanlı'nın dağılmasının önüne geçmek için alınan tedbir. Bu da var. Normal yani bu şıkların hepsi doğru. Mantık olarak hepsi doğru. Ama vurgulanan şey C şıkkıdır. 2022. LGS 2. soru. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun göstergesidir? Şimdi Osmanlıcılık nedir onu biliyoruz. Bilmiyorsak da yukarıya okuyup hatırlayalım. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları getirilmiştir.
Bu fikir akımlarından biri de Osmancılıktır. Osmancılık akımı Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanların hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmaya başlamıştır. Ancak Osmancılığın gerçekçi bir çözüm bu olmadığı kısa sürede görülmüştür. Nerede görülmüştür? Bana kanıt istiyor. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesi. Hiç alakası yok. Müslüman olmayanlara devlet memurluklarına da atanabilme hakkının verilmesi. Osmancılık gereği bu da verilmiştir. Mebusan Meclisi'nde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkının verilmesi. Bu da Osmanlıcılığın gereğidir. Şimdi Osmanlıcılığın etkisini yitirdiğini bulacağız biz. Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'ne ayrılmaz. Şimdi Osmanlıcılık fikri diğer fikirler gibi amaç Balkanlardaki azınlıkları bir arada tutmak, Osmanlı'ya bağlı bir şekilde yaşatmak değil miydi? Yani onların ayrılmasının önüne geçmekti. Balkanlarda milletler isyan ettiyse Osmanlıcılık fikri başarıya ulaşmamış demektir. Biz bunu D şıkkında görüyoruz işte. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileri ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. Yine iki ifade var, iki tane de alan var. Bakalım hangileriymiş. İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardi manevralar adı verilmiştir. Bu manevralar Osmanlı ordusunun temsilen, orduyu temsilen askeriyi bulduk. Diğerine gerek var mı? Yine de okuyalım. Bu manevrada Osmanlı temsilcilerinin Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmeler dikkatleri üzerine toplamıştır. Mustafa Kemal Balkan savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşe olarak yani Bulgaristan'ın başkenti Sofya ateşe olarak atanmış. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmış. Burada ne yapmış? Askerlik mi? Hayır. Diplomasi yapmış. Yani dış devletlere olan ilişkilere biz diplomasi diyoruz. İlk derste de anlatmıştım. Kavramları bilmeniz gerekiyor. Evet, burada cevap askeri ve diplomatik olacak. Şunun devamında tatbikat sonrası yaptığı gözlem ve değerlendirmelerde işte uçakların gelecekte çok işler yapacağını söyledi ve gerçekten de Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar çok önemli bir yer sahibi olduğu gibi devam etseydi Atatürk'ün ileri görüşlülüğü de ortaya çıkardı arkadaşlar ama burada kesmiş. Buna göre müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında hangisi söylenebilir? Müdafaa hukuk cemiyetleri tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu, İtilaf Devletleri'ne ve dünya kamuoyuna gazete, kitap vesaire dağıtarak türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göze almışlardı. O zaman hangisi söylenebilir? Bölgesel nitelikli kuruluşlardır. Düzenli ordu birliklerinden oluşmuşlardır, söyleyemeyiz. İhtiyaçlarını devlet tarafından karşılamışlardır. Hayır, biz zaten Kuvayi Milliye'nin ya da müdafik hukuk cemiyetlerinin ihtiyaçlarını halktan karşıladığını biliyoruz. İstanbul hükümeti tarafından kurulmuşlardır, öyle bir şey yok. Bölgesel, hocam bölgeseli nereden buldunuz? Bakalım şuradan. Harekete geçmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Demek ki bölgeselliğe burada ulaştık. Zaten biz bilgi olarak da Kuvayi Milliye'nin ve müdafaa hukuk cemiyetlerinin bölgesel olduğunu biliyoruz. Beşinci soru şu şekildeydi. Biraz daha dikkat ederseniz arkadaşlar 2020 sorular biraz daha uzun gelmiş. Yani uzun metinler. Ama uzun sorulardan korkmayın. Biraz daha böyle dikkat ederseniz daha basit olduğunu görürsünüz. Dediğim gibi bazı öğrenciler sadece şuraları okuyarak konuyu bildiği için cevaplayabiliyorlar ama bunu riske etmeyin siz LGS'de vaktiniz varsa tane tane yavaş yavaş sakince okumaya gayret edin. Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. Bilgi olarak biliyorsan bu var. Askeri imkanların bir kısmının gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden olmuştur. Bu da var. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Bundan bahsedilmez. Yukarıda şimdi okuyacağız. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Bu da ulaşılacak bir şey değil. 1-2 olacak cevap. Bakalım. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ordunun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve İtilaf Devletleri'nin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketlerini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. Yani uzun süre uğraştı. Askeri imkanlar, daha doğrusu milli mücadelenin sürecinin uzamasına sebep oldu. İfadesini buradan çıkarabiliriz.
Yani konuyu bilmiyorsan bu paragraftan nasıl çıkaracağına bakıyoruz şu anda. Ayaklama Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. Yani bire ulaştık. İnsan ve malzeme kaybedildi. İşte burada var. Askeri imkanların bir kısmı gereksiz bir biçimde tüketilmesi. İnsan ve malzeme kaybedildi. Dolayısıyla 1-2'ye ulaşıyoruz arkadaşlar. Diğerlerine ulaşılamaz. Yani Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Yukarıda yok. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir zaten. Baştan ulaşamayız. Tümden yanlış bu. Evet. Geçiyoruz 6. soruya. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yardımlardan hangisine ulaşılamaz? Mondros Ateşkes Anlaşması. Yukarı okumayalım bakalım yapabileceğiz mi? Tüm bağımsızlığı, Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. Biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdirmiştir. Şüpheli. Osmanlı topraklarını işgaline zemin hazırlamıştır. Var. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Bu da yukarıda göreceğiz şimdi. Bakalım Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edildi. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk edildi. Bu ne demek? Toprakların işgale zemin hale hazır hale getirilmesi demek. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiği ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Yani bir anlaşma olur ya da işte İstanbul TEVME'ye bırakıldı Osmanlı'ya değil denir olabilir. Ama burada Osmanlı'nın hukuken bittiği ile ilgili bir şey yok. Fiili olarak işgal edilmiş evet ama hukuken sona erdiği ile ilgili bir bilgi yok. Sadece işgal olmuş. Daha barış anlaşması yapılmamış. 7. soru. Buna göre Urfa halkı için hangisi söylenebilir? Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12 illerin Fransız işgali komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. 12 iller diye bir grup arkadaşlar Urfa direnişine öncülük etmiş. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. 1000 yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. Yani geçici olarak geldiğinizi düşünüyorduk. Çünkü zaten İstanbul hükümeti de öyle bir açıklama yapmıştı. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Milli egemenliği benimsemişlerdir. Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmişlerdir. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmayı kararlıdırlar. Evet, burada ulaşılabilecek tek şey D'dir. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Şimdi bu soru biraz daha zorlaştıracak olsaydı MEP şöyle derdi. Milli egemenliği benimsemişlerdir'in yanına altına da milli bağımsızlığı benimsemişlerdir ifadesini koyardı. Öğrenci milli egemenlikle bağımsızlığı eğer karıştırıyorsa hala öğrenememişse şaşırır kalırdı. Ama direkt biraz daha belirleyici bir şekilde şık koymuş. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmayı kararlıdır. Bir daha söylüyorum. Bunun yerine milli bağımsızlığı benimsemişlerdir ifadesini de koyabilirler. Milli egemenlikle ilgili yani halk yönetimiyle ilgili bir şeye zaten burada ulaşamayız. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında şu yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galiçya cephesinde Ruslarla ve Romanlarla, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar ile, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizlerle. Rus ve ile ittifak eşi, pardon Rusya ile farklı bir nokta yer almıştır. Bakalım. Örneğin Galiçya cephesinde Ruslarla farklı bir nokta yer almış mı? Savaştıysak farklı bir nokta yer aldık. Evet. Savaştığı cephelerde taarruz cepheleridir. Burada herhangi bir şekilde benim saldırdığımla ilgili, taarruz ettiğimle ilgili bir bilgi yok. Buna ulaşamayız. İngiliz ve Fransızlara birden fazla cephede savaşmıştır. İngiliz ve Fransızlarla Filistin, Suriye, Irak birden fazla cephede savaşmış. Ulaşırız. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. Yine burada Osmanlı toplumu ile ilgili herhangi bir bilgiyi yer almıyor. Ulaşabileceğimiz şey neymiş demek ki? 1 ve 3.
Tek tek yukarıdan kontrol ederek teyit ettik. Bakın dikkat edin. Pardon. Buna göre Moskova Anlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Moskova Anlaşması ile ilgili bilgiler verilmiş. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacak. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye, Batum Gürcistan'a bırakılacaktır. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlere yapılacak bir konferansla görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Söylenebilir bulacağız. A. TMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Buradaki bilgilere göre bunu söyleyemeyiz. Zaten ilk siyasi başarısı Gümrü Anlaşması'ydı. Milli mücadelenin Doğu Cephesi'nin başarıyla kapanmıştır. Burada ondan da bahsedilmiyor. Sovyetler Birliği Sever Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Evet, bu dolaylı yoldan sizin bilgilerinize dayanarak da bulacağınız bir sonuç arkadaşlar. Buna ulaşmanız lazım. Biz Sever Anlaşması'nı TBMM daha doğrusu kabul etti mi? Hayır. Zorla kabul ettirilmeye çalışılıyor mu? Evet. Yukarıda bir madde var. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacak. Ne demek bu? Dolaylı yoldan Ruslar Sever Anlaşması'nı kabul etmedi. Geçersizliğini kabul etmiş oldu. Çünkü bana bu anlaşma zorla kabul ettirilmeye çalışılıyor ve burada da böyle bir madde var. Demek ki C'ye ulaşabilirmişiz. Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Burada ondan herhangi bir şekilde bir madde yine yok arkadaşlar. Cevap C olacak. Ve son soru. Buna göre Maarif Kongresi hakkında, yani Eğitim Kongresi hakkında şu çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Maarif Kongresi hakkında Mustafa Kemal, cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve Maarif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür. Evet, burada hangi çıkarımda bulunacağız? Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür. Hayır, buna ulaşamayız. Tam tersi. Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır. Cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken dediğine göre var. Buna ulaşırız. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Bakalım. 250. Yurdun her tarafından temsiliyet açısından ulusal nitelik. Yurdun her tarafından geldiğine göre bu da doğru. Ülkedeki eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bilgi olarak bilen bilir. Bu tevhid-i tedrisat kanunuyla oldu arkadaşlar. Zaten yukarıda da bahsedilmiyor. 2 ve 3'e ulaşılabilir arkadaşlar. Evet, LGS, son 3 yılın LGS sorularını çözdük. Çözenler illaki vardır ama çözmeyenler de tekrar görmüş oldu. En azından soruları çözerken nelere dikkat edilecek? Mutlaka aralarda işte paragraf içerisinde anahtar kelimeler var. Onları bulup çözeceğimiz sorular da olabilir. Sadece paragrafın genel yapısıyla ilgili bir ana fikir şeklinde çözeceğimiz sorular olabilir. Ya da bilgilerimiz zaten biliyorsak yukarıdaki paragraf sadece hatırlatma niteliğinde olabilir arkadaşlar. Bunlara biraz daha uyanık olarak soruları çözelim. Birkaç tip soru anlatmaya çalıştık. İşte bu tip sorularda teyit edeceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4'lü sorularda yukarıdaki var mı yok mu? Bazen şıklarda hepsi doğru olabilir ama yukarıda bahsetmiyordur. Onlara da dikkat edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar inşallah hayırlı bir şekilde fulleyerek inkılap tarihini LGS'yi tamamlarız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ben. Sevgi hocam,